Elimde gördüğünüz bütün Dostoyevski kitaplarının sayfa sayısı 6300 sayfa ediyor. Ve bu 6300 sayfayı bir ayda okuyup bitirmeye çalışsaydık, her gün 200 sayfa okumamız gerekirdi yaklaşık olarak. Şimdi şöyle bir soru aklınıza geliyor olabilir. Benim mesai hayatım var, benim sınavım var, benim işte bazen okuduğum şeylere geri dönüşler yapıyorum, o kadar hızlı okuyamıyorum. İşte bir sürü bu hayat gailesi arasında, bir sürü kafa yorgunluğumuz arasında bütün bu Dostoyevski kitaplarını bir ay içerisinde nasıl bitirebiliriz ki? Şeklinde bir soru geliyor olabilir aklınıza. Her ne kadar bu video için kullandığım örnek Dostoyevski üzerinden olsa da aslında bu Dostoyevski yerine bütün yazarları koyabilirsiniz diye düşünüyorum. İşte bütün Oğuz Atay kitaplarını bir ayda nasıl bitirebilirim, bütün Tolstoy kitaplarını bir iki ayda nasıl bitirebilirim şeklinde. Kendinize aslında bu tür soruların sorma ihtimallerini öğrenirseniz bence bu tür yazarları da nasıl okuyabileceğiniz konusunda kendi kendinize metotlar geliştirebilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar dünyanın en iyi yazarlarını bu kısa hayatlarımızda okuyup bir de üstüne anlamlandırmaya çalışıp bir de üstüne içselleştirmeye çalışıyoruz. Hem de bunu dediğim gibi videonun başında da demiştim. Mesai hayatlarımızda sınavlar varken, bir sürü kafamızda sorular varken, hatta okuduğumuz yerleri anlamayarak üstüne tekrar tekrar okumalar yaparak yapmaya çalışıyoruz. İşte bütün bunlar yüzünden arkadaşlar okuma açısından kendi kendimize çeşitli yöntemler belirlememiz gerektiğini düşünüyorum. Ben mesela eski videoların bir tanesinde şöyle bir örnek vermiştim. Dostoyevski'nin bir tane kitabını okuyorsunuz diyelim ve sayfanın başından sonuna gelene kadar okuyorsunuz fakat sayfanın sonuna geldiğinizde aklınızda neredeyse bir şey kalmamış ve o sayfayı hiç okumamış gibi oluyorsunuz. İşte bunları engelleyebilmemiz aslında bizim pek çok şeyi de yapabilmemize bağlı bir olay. Gerek sosyal medyadan uzaklaşıp tamamen kitaba odaklanmak, gerekse de yazarların anlatmaya çalıştığı şeyleri anlamlandırabilmek, gerekse de benim okuma rehberlerinde dediğim gibi bu yazarların yaşadığı siyasi dönemi, yazarların yaşadığı evleri, aileleri daha çok böyle araştırıp o kitaba daha çok girebilmeye çalışmaktan ibaret olay aslında bu. Peki tamam, şimdi Dostoyevski'nin yaşadığı siyasi dönemi öğrendik, Rusya'yı öğrendik, Dostoyevski'nin ailesini öğrendik. Bunun gibi biyografik noktaları öğrenip Dostoyevski'nin kitaplarını daha çok anlayabilecek konuma geldik diyelim. Peki 6000 küsür sayfayı hala bir ayda okuyamayacak pozisyonda olabiliriz. Şimdi şöyle bir şey vardır arkadaşlar, bu videoyu izleyenlerden çoğu kişi lise veya lise üstüdür diye düşünüyorum. Yani 15 yaş ve 15 yaş üstüdür diye düşünüyorum. Şimdi fizikte belirli bir formül vardır. X eşittir V çarpı T'dir. Yani yol eşittir hız çarpı zamandır. Şimdi siz bu hızı ne kadar arttırırsanız zamanı da o kadar azaltmış olursunuz gittiğiniz yol için. Ve işte ben de bir okurun hayat yolunu bu X eşittir V çarpı T'deki formüle benzetiyorum arkadaşlar. Yani X'in yerine kendi hayatınızı koyduğunuzda V'yi ne kadar arttırırsanız T'yi de o kadar azaltmış olursunuz. Yani bir araba ne kadar hızlı giderse A noktasından B noktasına daha hızlı varır. Yani mantık olarak bu her zaman böyledir. Değişmez bir gerçektir bu arkadaşlar. İşte tam da bu yüzden bu hayat yolunuzdaki, yani okurluk yolunuzdaki hızınızı ne kadar arttırırsanız aslında başka yazarlar, başka coğrafyalar tanıma şansınız da o kadar arttırırsınız diye düşünüyorum. Çünkü hız ne kadar arttıkça süre de o kadar azalır arkadaşlar. Bu bir fizik gerçekliğidir ve ben de size bu hızlı okuma ve anlama konusunda çeşitli önerilerimden bahsetmek istiyorum tam bu noktada. Şimdi bu konuda şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Ben hızlı okuma ve anlama konusunda bir uzman değilim. Fakat ben size her zaman şöyle bir şey derim. Bir konuda ilgileniyorsanız o konunun uzmanlarını bulun ve belki de iletişime geçebiliyorsanız o uzmanlarla iletişime geçin. Çünkü size gerekli ve doğru bilgiyi verebilecek kişiler o konunun uzmanlarıdır arkadaşlar. Ve tam da hızlı okuma ve anlamadan bahsetmişken bu videonun sponsoru olan Speedy Memo'dan bahsetmek istiyorum size arkadaşlar. Hızlı okuma ve anlama uzmanı diyebileceğimiz Speedy Memo uygulaması aslında hızlı okuma ve anlama tekniklerini bize zihin haritaları, hafıza teknikleri, göz egzersizleri gibi şeylerle öğreterek bunların pekişmesini sağlıyor ve günlük egzersizlerle birlikte aslında bu elimde tuttuğum bu 6300 sayfalık bir serüveni nasıl bir aya sıkıştırabileceğimizden de bahsediyor. Çünkü arkadaşlar dediğim gibi hayatlarımız çok kısa ve biz bu formüldeki hızı ne kadar arttırırsak zamanı da o kadar azaltmış oluruz. Biz bu kitapları eğer istersek 2-3 ay yani ya da 5 ay, 6 ay gibi bir sürede de okuyabiliriz. Fakat ne kadar kısa sürede o kadar hızlı ve o kadar da anlayarak okuyabiliyorsak işte o zaman
pek çok farklı yazarı, pek çok farklı edebiyat türünde tanıyabilecek yetkinliğe ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Speedy Memo uygulaması Dünya Beyin Akademisi ile birlikte çalışan ve 15 dakikalık egzersizlerle 21 günün sonunda okuma hızınızdaki artış, odaklanma ve algılama kapasitenizde %90'a varan artışlar sağlayan bir uygulama. Yani gerçekten büyük oranlar arkadaşlar. Yani bir Dostoyevski kitabını böyle kanı gibi okurken birden böyle Speedy Memo ile wow şeklinde bir okuma hızınıza kavuşabiliyorsunuz. Eğitmenlerle canlı bağlantılar da kurabileceğiniz bu uygulamaya girdiğinizde görüyorsunuz ki uygulamanın içerisinde derslerden eğitimlere, eğitimlerden yarışmalara, egzersizlere kadar pek çok seçenek mevcut. Mesela egzersizlere girdiğinizde gruplama, gölgeleme, bloklama, eşleştirme, metin okuma, çevre odak, çoklu odak, zıt anlam gibi gerçekten de hızlı okuma ve anlama konusundaki verilen sözlerin ne kadar tutulduğunu da görüyorsunuz aslında. Çünkü tamamen bu olay gözümüzün alışkanlığıyla, hafıza teknikleriyle ve zihin haritaları oluşturmayla alakalı bir konu aslında. Ve şimdi en güzel yere geliyorum arkadaşlar. Çünkü bu uygulamayı bir kere satın aldığınızda ömür boyu kullanım hakkına sahip oluyorsunuz. Yani öyle Netflix gibi her ay böyle 30-40 çekmiyor sizden. Tamamen bir kere aldığınızda ömür boyu kullanım hakkına sahip olabileceğiniz ve hatta bazen kullanıp bazen kullanmayı seçmeyebileceğiniz bir uygulama da olabilir. Yani her zaman başvuracağınız bir teknik olmayabilir. Bu tamamen sizin tercihinize bağlı. Ve ama şöyle bir şey söyleyeyim. Dediğim gibi 21 günün sonunda 15 dakikalık egzersizler yaparsanız ve mesela siz bundan yararlanamadınız diyelim. Bu uygulamanın sahibinin size verdiği bir söz de var. Eğer 30 gün içerisinde bu uygulamadan fayda alamadıysanız, bu uygulamayı beğenmediyseniz paranızın hepsi size iade doluyor arkadaşlar. Böyle bir güzellik de var. Eğer bu uygulamayı almak isterseniz ve ömür boyu hızlı okuma ve anlama tekniklerine sahip olmak isterseniz aşağıda gördüğünüz Alinti koduyla bu siteye girip bir kereliğine satın alabilirsiniz arkadaşlar. Bu Alinti koduyla girdiğinizde %20 indirim şansına sahip olmuş oluyorsunuz. İster Türkçe kitaplar okuyun, ister İngilizce kitaplar okuyun fark etmiyor. Uygulamanın içerisinde bu tür seçimler yaptığınızda ister Türkçe hocalarla isterseniz de İngilizce dilindeki uzmanlarla görüşme şansına sahip olabiliyorsunuz. Bence diğer uygulamalardan çok daha makul bir fiyatta ve seviyede diye düşünüyorum. Çünkü zaten 30 gün içerisinde para iadesi garantisi de olduğu için bence denemeye değerdir diye düşünüyorum arkadaşlar. Ben zaten bugüne kadar çok fazla kitap okuduğum için ve gerçekten de kitapları anlamak için çok fazla çaba sarf ettiğimden dolayı ve kendi işimi de kitap okumak olarak belirlediğimden dolayı bu teknikleri kendi kendime katabildiğimi düşünüyorum. Fakat gerek mesainiz olabilir, gerek sınavlarınız olabilir, hayatınız benimki gibi boş ve böyle tamamen kitap okumak üzerine olmayabilir. Yani bunları varsayarsak Speedy Memo uygulaması sizin işinize yarayabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Videonun sonlarına yaklaşmışken bu elimde tuttuğum Dostoyevski'nin bütün kitaplarını ben neredeyse 1-1,5 yılda okudum. Tabii ki de araya başka kitaplar aldım fakat belki de Speedy Memo ile önceden tanışsaydım bu bütün kitapları bir ayda bitirebilecek konuma sahip olabilecektim. Çünkü o formüldeki hızı ne kadar arttırırsak süreyi de o kadar azaltmış oluruz arkadaşlar. Eğer siz de Dostoyevski serüveninizdeki hızınızı arttırmak isterseniz bu dediğim uygulamaya bir bakabilirsiniz. Sitesine girip bilgi alabilirsiniz, beyefendiden bunun gibi konularda yardım alabilirsiniz diye düşünüyorum. Hayatımız çok kısa arkadaşlar ve de bir söz vardır Ars Longa Vita Brevis şeklinde. Yani hayatımızın kısalığında sanatımızı uzatmak istiyorsak aslında bu tür yöntemlere başvurmamız gerektiğini düşünüyorum. Eğer siz de Dostoyevski kitaplarını okuyup böyle bir şey yapmak isterseniz video boyunca dediğim yöntemlere bir bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoyu izlediğiniz ve kendinize kattığınız için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere.